Yunanistan'ın 48 saatlik bir baskın savaş planı var. 8 Kasım tarihi neden seçildi? Bakın burası da önemli. Katamirini, Tinea ye birçok yerde haberlerde çıktı. Ama bizim haberlerimizde çıkmadı. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kandadır. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizi karşınızdayız. Sevgili dostlar Yunanistan basınında özellikle bir haber ortalıkta inanılmaz derecede yankı uyandırıp Yunanistan kendine karşı bir tez oluşturmaya çalışıyor. Şimdi bu Yunan basınındaki haber çok çok önemli. Neden? Çünkü Yunanistan diyor ki Türkiye bize saldıracak. Üstelik tarif veriyor. 8 Kasım tarihinden itibaren Türkiye olası bir Yunanistan'a bakın saldırmasının saldırmasını kabul eden 7 faktörden bahsediyor sevgili dostlar. Bakın burada Yunanistan'da basında Yunan basınında dolaşan önemli bir haber. Efendim 2 ay geçtikten sonra diyor Erdoğan'ın 8 Kasım'dan sonra Yunanistan'a saldırmasını kabul eden 7 faktör. Şimdi biz hep bugüne kadar ne dedik? Ve dediğimizde zaten öyle olacak. Şimdi Yunanistan karşıt psikolojik savaş yapıyor. Ters psikolojik savaş. Aslında Yunanistan'ın 48 saatlik bir baskın savaş planı var. Tıpkı bu Arap-İsrail savaşlarında İsrail'in yaptığı gibi. Şimdi bu hususu iyi görmek lazım. Niye o zaman Yunanistan Türk tarafının uluslararası kamuoyuna ve kendi basınından kendi halkına Türk tarafının saldıracağı propagandasını yapıyor? Aslında bunun çok farklı gerekçeleri de var. 8 Kasım tarihi neden seçildi? Bakın burası da önemli. 8 Kasım'da ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim var. Şimdi bu seçim çok önemli. Özellikle bakın ABD Temsilciler Meclisi'nde bu seçimde Demokratların kaybetme olasılığı, sandalye sayısı üstünlüğünün Cumhuriyetçilere geçme olasılığı çok çok fazla. Yani Cumhuriyetçiler daha bir güç kazanabilir. Eğer Cumhuriyetçiler güç kazanırsa Yunan tarafına göre Türkiye'ye F-16 satışı daha hızlı bir şekilde sağlanacak, koşulsuz bir şekilde sağlanacak. Türkiye hem o ABD'deki olumlu havayı bekliyor diyorlar hem de seçimden sonra yavaş yavaş Türkiye'nin saldırma olasılığı özellikle 8 Kasım'dan sonra daha da artıyor diyorlar. Bunu belli belli bazı işte faktörlerle belli başlı faktörlerle de doğrulamaya çalışıyorlar kendilerince. Özellikle mesela kışın yaklaşmasıyla Yunanistan'daki bu turistik adaların yavaş yavaş işte turistlerin buradan boşalacağı. Dolayısıyla Türkiye'nin de bunu aslında bir nevi de beklediği Bununla alakalı turizm sezonu bittikten sonra uluslararası arenada da çok tepki çekmeden bu saldırıyı yapacağını özellikle söylüyor. Faktörlerden bir tanesi. Aslında çok faktör var. Birazdan okuyacağım bunların hepsini size. Ama özellikle şundan bahsetmek lazım. Şimdi uluslararası alandaki durumlar Amerika için Biden'ın kaybetme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Yani Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar Cumhuriyetçilere karşı galip gelme olasılığının çok düşük olduğunu söylüyor Yunanistan. Bununla alakalı detaylı araştırma da yapmışlar, oranlar da vermişler. İşte efendim %50'ye %47. Sevgili dostlar %50'ye %47 %50'likle Cumhuriyetçilerin galip geleceğini söylüyor. Bu da Yunanistan için çok tehlikeli, çok kötü bir durum oluşturabileceğini de ifade ediyorlar. Ama Türkler için yani bizim için, Türkler için diyorlar. Bu çok olumlu bir hava yaratabilir Cumhuriyetçilerle. Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda Cumhuriyetçilerle zaten e, Türklerin yani Erdoğan'ın, Erdoğan yani iktidarın diyor arası daha iyi. Şimdi böyle bir takım tezler sunuyorlar. Diyor ki işte bu makalenin devamında çok önemli yani bilginin devamında analizin. Bir de şu husus çok önemli. Türkler diyor mavi vatan kavramını ve gizli yemin. Gizli yemin dedikleri bizim aslında gizli değil açık açık söylediğimiz misak-ı milliden bahsediyorlar. Milli yeminden bahsediyorlar. Türkler misak-ı milli ve mavi vatan mottosuyla diyor bize saldırmak için şu anda fırsat kolluyor. Biz Doğu Akdeniz'de diyor Yunanlılar ve Adalar şey işte Ege Denizi'nde bunun için büyük tehdit görüyoruz diyor ve Türklerin diyor bir takım savaş hazırlıklarından da bahsediyor. Bizim şimdi bizim bazı izleyen dostlar diyor ya ya hocam hep Yunan tarafını anlatıyorsun. Biz hiç hazırlık yapmıyor muyuz? Biz yapıyoruz da bizdeki ana akım medya utansın bahsetmiyor. İhamız. Yunanistan'ın Fırat'tını geçti. Yunanistan bununla alakalı bir sürü basında Katamirini, Tinea ye birçok yerde haberlerde çıktı. Ama bizim haberlerimizde çıkmadı. Biz işte o İHA'ları aynı şekilde diğer hususlar Yunanistan hiç hoşuna gitmeyen hususlar. Hatta Yunanistan diyor ki bakın yine çok önemli. Türkler diyor e diğer işte İHA ve SİHA'larıyla Bölgede özellikle Adalar Denizi'nde çok büyük istihbarat sağlama peşinde diyor. Bizim diye elektronik sistemlerimizi vesaire bu anlamda sürekli tehdit ediyorlar diyor. Bununla alakalı da bakın bir başlık var. Tehlikeli bulmaca diye Ege'deki Türk ihlallerinin artan niteliksel niceliksel iyileştirilmesi bakın iyileştirilmesi neyi gösteriyor? Yani diyor ki sürekli bizim işte Fırat'ımıza karşı diğer alanlarda Türkiye'nin bu anlamda ihlalleri arttı. Fıratlı ve kıta sahanlığı olmak üzere bundan şikayetçiler. Vallahi hiç kusura bakmasınlar. Onlar bizim S-300'lerle F-16'larımıza radar kilidi atarken bir şey olmuyor. Biz kendi çapımızda, kendi kıta sahanlığı ve Fıratlı bünyesinde işte o geçti diyor ama onu da bahane ediyor Yunanistan. Kendimiz Ege'de bu anlamda havadan istihbarat sağlayınca Hemen Yunanistan ayağa kalkıyor kendi basınına belli propagandalarla bunu vermeye çalışıyor. Bakın Yunanistan dış düşman metaforu üzerinden kendi halkını da diri tutmaya çalışıyor. Buradan da sesleniyorum sevgili dostlar. Özellikle ana akım medyada basında yer alan isimlerin bu anlamda özellikle Yunanistan konusunda daha fazla ön plana çıkması lazım. Daha fazla konuşması lazım. Onlar nasıl kendi halkını buna hazırlıyorsa bizim halkımızın da bu konuda bilinçlenmesi lazım. Çünkü çok böyle bilgi kirliliği var. Yok iki ülke NATO ülkesi de savaşamaz. Yok işte seçimler geliyor ondan böyle yapılıyor. Yok işte Yunanistan'a Yunanistan'da seçimler var diyorlar ki ee Yunanistan'daki seçimlerden dolayı Miçotakis bu kadar çok Türkiye'ye saldırıyor diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar çok silah alacak. Tarihindeki en büyük silahlanmayı yapacak. Eee? bunu sadece seçimler için yapacak. Ya buna hakikaten herkes güler yani çok absürt söylemler, temeli olmayan söylemler. Dolayısıyla bakın Yunanistan bile bir savaşın kaçınılmaz olduğunu ısrarla belirtiyor. Bütün basında da sürekli bununla ilgili haberler çıkıyor. Bir de Yunanistan şundan çok rahatsız sevgili dostlar. Şimdi diyor ki Erdoğan diyor, Türk devleti diyor önceden planlanmış bir harekatı şu anda masada bulundurduğunu söylüyor. Ve diyor sıcak dönem ve askeri çatışmada en az 8 Kasım'a kadar ilerlemesini ilerlemesini pek olası görmüyoruz diyor. 8 Kasım'dan sonra özellikle diyorum ABD temsilciler meclisinin seçimlerinden sonra diyor her şey netleşebilir. Tabii kışın da yaklaşmasıyla bir takım efendim bu konuda savaşın olma olasılığı artabilir diyorlar. Yine ne diyor o faktörlerin içinde? Özellikle diyor türk Yunan çatışması olasılığının yüksek olduğunu gösteren ek ağırlaştırıcı bazı faktörler var diyor. Yani bu kaçınılmaz diyor Yunan medyası. TCG Anadolu'nun artık Türklere göre Kızıl Elma, İHA'ların işte bizim o insansız savaş vesaire bunlar Yunanistan'ın çok canını sıkan hususlar. Yunanistan bunlardan şikayet ediyor. Bu analizde diyor ki bunların artması diyor Türklerin açık açık bir savaşa hazırlandığının göstergesi diyor. Ya insan bir utanır kendine bakar. Sen 28 tane Fransa'dan Rafale uçakları alacaksın. Efendim gideceksin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mirage 2000 uçaklarını satın alacaksın, imzalar atacaksın. Bir yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Demir Kubbe anlaşmasını yapacak İsrail'le, diğer taraftan Amerika'dan Habire silah yardımı, silah hibesi adı altında drone savarlardan tutun da helikopterlere, savaş uçaklarına kadar alacaksın. Ee, buraya Habire efendim askerleri Adalara konuşlandıracaksın, tatbikat yapacaksın. Daha 3 hafta önce 55 tane Yunan komandosu Meis Adası'na burnumuzun dibinde hemen kaşın hemen dibinde Meis Adası'na bizim tarafa bakarak efendim bağıra bağıra Yunan marşı söyleyerek geçecek. Bunları yapacaksın ama diğer taraftan da Türkler işte bize karşı silahlanıyor algısını yapmaya çalışacaksın. Ya yani bunu yemezler. Dolayısıyla bu çok yani Yunanistan'ın bu pro propagandalarını burada gerçekten tutmaz tutmaması için de halkımızın içinde özellikle bakın halkımız için bu konuda böyle bilinçlendirmeleri arttır, arttırmak lazım. Yani Yunanistan'la evet sıcak bir çatışma var. Yunanistan bunu kafaya koymuş. Özellikle bunun için zemin hazırlamaya çalışıyor. Hatta utanmadan bakın başka devletlerin de işte eskisi yenisi fark etmez. Bakın eskisi eski cumhurbaşkanı, yeni cumhurbaşkanı başka Avrupa devletlerinin hükümetin hükümetlerinin de efendim devlet başkanlarından yardım dileniyorlar. Açık ve net Mesela Dışişleri Bakanı e, Dendias bu konuda sürekli ağlıyor. E, bakın Holland, eski Fransa Cumhurbaşkanı geçenlerde Selanik'te önemli bir konferansa katıldı. O konferansta eski Cumhurbaşkanı Fransa eski Cumhurbaşkanı Holland şu açıklamaları yaptı. Fransa Cumhurbaşkanının adı ne olursa olsun Fransa daima Yunanistan'ın yanındadır. Yunanistan da buna güveniyor. Bak Yunanistan diyor ki, toprak egemenliğimize tehdit olması durumunda Türklerin ABD, Fransa'nın karşılıklı askeri yardım maddesiyle ülkemize bağlı olduğuna dikkat çekeriz ve Türk tarafının da buna karşı bir şey yapamayacağını öngörüyoruz diyor. Yani biz diyor galip geleceğiz diyor. Bunlarla anlaşma yaptık diyor ve ekliyor. O yüzden diyor Türkiye ile Rusya'nın arasının açılması şarttır. Türkiye karşı ittifakta olursa bizim için iyi sonuçlar doğurmaz diyor. Ben hep buradan ne diyorum videolarda? Türkiye, Rusya ile bu anlamda, şimdi sen Amerika ile Yunanistan olarak efendim ortak savunma işbirliği anlaşması yapıyorsan Türkiye'de Rusya ile ortak savunma işbirliği anlaşması yapmalı. Benzer bir anlaşma. Şimdi bu Yunanistan'ın da karşı cepherinde de hiç işine gelmez. Bölge politikaları bölge ülkelerine göre yapılırsa daha önemli hale gelir. Daha güçlü verim alırız. Sahada her fırsatta karşımızda Amerika'yı görüyoruz. Amerika'nın taşeron örgütlerini görüyoruz. Örgütleri işte PKK, PYD'si yetmedi. Şimdi taşeron devletlerini görüyoruz Yunanistan gibi. Bak bunlar çok önemli. Amerika artık savaş stratejisini değiştirdi. Sevgili dostlar terör örgütleri değil taşeron örgütlerle vekalet savaşları yapmak yerine taşeron devletler kullanıyor. Rusya'ya karşı taşeron devlet Ukrayna'yı kullanıyor. Türkiye'ye karşı taşeron devlet Yunanistan'ı kullanmaya çalışıyor. Efendim Çin'e karşı taşeron devlet Tayvan'ı kullanmaya çalışıyor. Şimdi yani bunu bu yeni konsepti de iyi görmek lazım. O yüzden de Türkiye Sonuna kadar karşı ittifak çerçevesinde bölgesel merkezi dış politika adımlarını daha da güçlü bir şekilde atmalı. Şu şeyden de kurtulun. Bazı arkadaşlar özellikle sesleniyorum buradan bize de yorum yapıyorsunuz. Efendim orada Amerikan bayrakları var. Türkiye nasıl saldıracak? Fırat'ın doğusunda Amerikan bayrakları var Türkiye. Ya Amerikan bayrakları olsun olacak ya. Türkiye egemenliğini sonuna kadar gerekirse milli politikalarından ve milli beka hususlarından asla vazgeçmez. Afganistan'dan apar topar kaçan Amerika. Dünyanın pek çok yerinde yenildiği zaman özellikle kaçan Amerika şimdi yenileceğini bile bile bir savaşa girer mi? Diyeceksiniz ki Amerika bize kardeşim Türkiye güçlü ittifak kuracak. İn bakalım Kıbrıs'a Rusya ile beraber. Bakın ne oluyor? Rusya ile ticaret limanı tutun da kapalı Maraş'tan pek çok hususta Rusya'nın da yararlanmasına fırsat verecek ikili anlaşmaları yapın bakalım. Bakalım Doğu Akdeniz'de dengeler nasıl değişiyor? Efendim hala F-16'ların peşindeyiz. Vermiyor musun? O zaman Su-35'leri alacaksın. Türkiye alternatifsiz değil. Patriotları vermediler. S-400'leri aldı. Hop oturup hop kalkıyorlar. Yunanistan S-300 radar, kitlemesi, radar kitlemesi atıyor F-16'larımıza. Amerika'dan çıt yok. Ama aynı Amerika geçenlerde açıklama yapıyor. Yunanistan'ın adalar konusunda toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Adalar Yunanistan'ın değil ki ya. Yunanistan burada işgalci pozisyonda. Amerika bilmiyor mu bunu? Hem Lozan Anlaşması'na göre hem Paris Anlaşması hangisini sayalım yani? Sürekli söylüyoruz. Bütün bu hususları biliyor ama işlerine gelmiyor. O yüzden Gerçekten de çok çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti orada Amerikan bayrağı var, burada bu var. Hayır. Gerektiğinde, gerekli koşullarda güçlü cephelerle, güçlü ittifaklarla karşı ittifaka karşı en güçlü şekilde dik durmasını bilecek ve yapacak. Türk devleti buna hazır. Bununla alakalı hazırlıklar da yapılıyor ve yapılmakta. Dolayısıyla buradan son olarak söyleyeceğim, yani buradan gençlere de sesleniyorum. Sakın bu konuda bazılarının propagandalarına kapılmayın. Yok Amerikan bayrağı yok şu. Şunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kandadır. Bunun bilincinde olan her Türk genci, her Türk bireyi Amerikasıymış, şu suymuş, bu suymuş. Kusura bakmayın. Yani gerektiğinde Türkiye gerekeni yapmalı ve yapacaktır. Ve size bir şifre. Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman bir gece ansızın dediyse oraya girdi. Suriye'ye, Suriye'nin kuzeyine girdi. Irak'ın kuzeyine dedi girdi. Şimdi adalar için söyledi. Bakalım bekliyoruz. 8 Kasım'dan sonra çok çok önemli gelişmeler olabilir. Yunan medyası da bunu bas bas bağırıyor. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.